Dünya üzerinde 110 milyar insan yaşadı ve öldü. İlkel kabileler, büyük medeniyetler, yıkılmaz denen imparatorluklar, miadını doldurarak yerlerini yeni yeni topluluklara bırakıp gittiler. Aralarında ortak olan bir unsur vardı. Üzerlerinde yaşadıkları dünyayı anlamak ve anlamlandırabilmek. Sümerliler tarafından yazının bulunmasıyla birlikte bilimin temelleri de atılmış oluyordu. Antik Yunan'da ortaya çıkan özgür düşünce ortamı, Aristo, Hipokrat, Eflatun gibi varoluşu anlamlandırabilen filozofları insanlığa armağan etti. Yedinci yüzyılda ortaya çıkan İslamiyet, dünya hayatında yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin ölümünden sonra İspanya ve Portekiz'de kurulan Endülüs Emevi Devleti, birçok etnik unsurun bir arada yaşamasını sağladı. Endülüs Emevi Devleti, İbn Rüşd, Zerkali, İbn Firnas gibi birçok ünlü düşünürü dünya bilimine armağan etti. Emevi Devleti'nde oluşan bu değişim, İslamiyet'in Orta Asya'da Türkler arasında yayılmasıyla birlikte burada da El-Harezmi, İbn Sina, Cezeri gibi bilim adamlarını gün ışığına çıkardı. Yaratılıştan beri meraklıydı insanoğlu. Kimi toprak, kimi su, kimi gökyüzüne merak saldı. Göklere merak salanlardan birisi de İbn Firnas'tı. İnsanoğlunun tarihsel düşüydü uçmak. Bu düş, Abbas Kasım İbn Firnas'la birlikte gerçekleşmiştir. Endülüs'ün Ronda bölgesindeki Takeruna'nın köylerinden birinde doğmuş olan ve bilim tarihini ilk uçma teşebbüsünü gerçekleştiren kişi olarak kaydedilen İbn Firnas'ın hayatı hakkında çok az bilgi mevcuttur. Berberi asıllı bir köle olduğu, Kurtuba'da büyüyüp tahsilini Kurtuba'da tamamladığı biliniyor. İbn Firnas'ın 9. yüzyılın ikinci yarısında Endülüs Emevilerinin de artık coğrafyada yavaş yavaş oturmaya başladığı, Endülüs Emevi Halifeliği'nin müstakil bir hilafet iddiasında bulunmaya başladı. Yerli isyanların bastırıldığı, medeniyet hayatının gelişmeye başladığı, bilim, düşünce ve sanatta yeni tarzların ve usulların oluşmaya başladığı bir dönem, 800 yıllık Endülüs Emevi İslam medeniyetinin tarihi serüven açısından çok erken bir dönem İbn Firnas dönemi. O bakımdan 9. yüzyıl üzerinden baktığımız zaman dahiyane çıkışlarıyla tanımlanabilecek bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar. Abbas İbn Firnas'ın Berberi asıllı bir köle olduğundan bahsedilir. Azatlı bir köle, ancak İslam dünyasındaki kölelik hukuki bir statüdür. Gündelik hayatta Batılıların resmettiği anlamda yarı çıplak, üzerinde kırbaç eksik olmayan bir tip değildir. İslam biliminde statü olarak kölelikten gelmiş ama
bilime çok önemli katkılar olmuş insanlar var. Hatta Emeviler döneminde şöyle bir darb-ı mesel yaygınlaşıyorlar. Bilim mevalinin eline geçti. Yani Arap olmayan statü olarak kısmen köle statüsündeki unsurların eline geçti. Bu şu demek, bu insanlar hukuki statü, vatandaşlık statüsü olarak köle pasaportu cüzdanı taşıyorlar ama gündelik hayatta özgür insanlar. Onların bir sahipleri var, efendileri var ve bunlarla beraber yaşıyorlar. Hukuki statüleri itibariyle köle olarak tanımlanmasalar da devletin çok üst düzey görevlerinde bulunabiliyorlar, sarayda yaşıyorlar. O bakımdan onların üzerindeki o kölelik vasfını doğru anlamamız lazım. İbn Fernas milliyet itibariyle Kuzey Afrika kökenli, zannediyorum bugünkü Fas, Cezayir bölgesinden bir yerden geliyor. İspanya'da doğma büyüme, Ronda bölgesinde, hatta köyünün ismi biliniyor, hala bilinen bir isim köyünün ismi. Tuarana köyü diye bir köyden bahsediliyor. Zannediyorum o köy şu anda terk edilmiş vaziyette, devam etmeyen bir yer. Fakat kendisinin esas yetiştiği bölge Endülüs Emevilerinin hem bilim hem medeniyet başkenti olan Kurtuba. Bugünkü modern batı medeniyetinin, Rönesans'ın temellerinin atıldığı bölge burasıdır. Kurtuba bölgesidir. İbn Fernas burada doğup büyüyor ve burada yetişiyor. Fakat hayatıyla ilgili bilgilerimiz son derece sınırlı. Yani hocaları kimdi, kimlerden ders aldı, hangi dersleri gördü, bu kadar ilmi araştırmayı nasıl yaptı, bunlara ilişkin neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Endülüs'te Endülüs kültür tarihiyle ilgili elimizde 8 ciltlik Makkari el-Tilmisani isminde bir müellifimiz var. 13. yüzyılda yaşamış. Bu müellifin Nefh-i Tıyb diye bir kitabı var. 8 cilt halinde de neşredildi. İbn Fernas'la ilgili bilgilerimiz tamamen ondaki anekdotlara dayanır. Kendi yazdığı eserler, ortaya koyduğu çalışmalara ilişkin erken bir dönem olduğu için günümüze gelmemiş. 9. yüzyıl çok erken bir dönem hakikaten. Yazılı kültür olarak da ciddi malzemeleri günümüze gelmemiş. O bakımdan onun nesebi, hocaları, yetişme tarzı, aldığı eğitimi bilmiyoruz. Fakat onunla ilgili anlatılanlardan hareketle çok ciddi bir eğitim aldığını ve çok ciddi bilimsel çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ve bunun da 2. Abdurrahman dönemine tekabül ediyor, 1. Muhammed dönemine tekabül ediyor. Esas Endülüs'ün büyük parlak dönemi hemen ondan sonra gelecektir. İbn Fernas'ın ölüm tarihini biz 892 tarih olarak biliriz. Daha gençliğinde fizik, felsefe, kimya, astronomi ve edebiyat alanında adını duyurdu. Yaptığı ilmi ve edebi çalışmalar sayesinde Kurtuba'da 1. Hakem'in sarayına girdi ve 2. Abdurrahman da 1. Muhammed döneminde de mevkisini korudu. Yaptığı birçok keşifle ve doğu ilimlerini batıda yayma çabalarıyla çağdaşların dikkatini çeken Abbas bin Firnas'a 1. Hakem Hakimul Endülüs unvanını verdi. İbn Firnas birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Güneş ve gezegenleri hareket halinde gösteren ilk planetaryumu yapmıştır. Çizdiği astronomi tabloları Avrupa'da astronominin gelişmesinde büyük katkıda bulunmuştur. Bu planetaryum sayesinde yıldızları, bulutları ve şimşekleri incelemiştir. Meteoroloji alanında önemli çalışmalar yapan İbn Firnas, suni yıldırım ve gök gürültüsü yapmayı başarmış ve çalışmalarını bu gözlemler doğrultusunda devam ettirmiştir. Aynı dönemde Bağdat'ta da bu alanlarda çalışmalar devam ediyordu. İbn Firnas, iletişimin çok zor şartlarda yapıldığı bu dönemde Bağdat'taki bilimsel gelişmelerden haberdardı. Bu adamın yaptığı çalışmalara baktığımız zaman bir defa astronomi ile ilgili çalışmalar yapmış, matematikle ilgili çalışmalar yapmış, musiki ile uğraşmış, musiki çalışmaları var. Ama en önemlisi de bana kalırsa İbn Fernas'ı dünya tarihinde meşhur kılan onun meteoroloji çalışmaları. İslam dünyasında bu bilime Kitabul Enva adı altında, Enva, meteoroloji bilimi yani gök bilimi anlamında. Astronomiden daha farklı bir şey. Astronomi uzayı inceler. Enva dediğimiz bilim ise içinde yaşadığımız dünyanın şeyini inceler, gökyüzünü inceler. Gökyüzü bilimi bir anlamda, uzay bilimi değil. Şu an tespit edebildiğimiz kadarıyla
enva üzerine, yani gökbilimi üzerine, astronominin dışında gökbilimi üzerine 17-18 tane kitap yazılmış İslam dünyasında. Bu yazılan kitapların büyük bir kısmı da Batı'da yazılmış, Endülüs coğrafyasında. Batı İslam medeniyetinin havzalarında, yani Batı İslam dünyasında yazılmış. Ve bu eserler arasında ilk dikkat çekenlerden bir tanesi İbni Fernas'ın yaptığı çalışmalardır. Çünkü onun yaptığı çalışmalarda şöyle bir hikaye anlatılır. Bir gök küre yapmıştı. Orada bulutların ve şimşeğin nasıl meydana geldiğini laboratuvar ortamında insanlara gösteriyordu diyor. Şimdi senkronize olarak tarihlendirdiğimiz zaman bu hakikaten ilginçtir. İslam dünyasında meteoroloji üzerine ilk kitap yazan isim olarak biz şeyi biliriz. Kindi'yi biliriz. Ebu Yakup İshak el-Kindi. O gök gürlemesinin ve şimşeğin nasıl meydana geldiğini, bir tabiat olayı olarak bunu nasıl cereyan ettiğini anlatan Kitab-ül Enva diye bir kitap yazmıştı. Yazdığı tarihte 3 aşağı 5 yukarı aynı dönemlere tekabül ediyor, 860'lı ve 870'li yıllar. İbni Fernas da aynı dönemde çalışmayı yapmış. Şimdi bunun hangisinin daha önce bu çalışmayı yaptığını ve kimin hangisini tetiklediğini bilemiyoruz. Ama benim kişisel kanaatim bu çalışmalar öncelikle Bağdat'ta yapıldı. Teorisi Bağdat'ta kuruldu. Bağdat'tan sonra bu kitaplar bir takım bilginler tarafından Batı'ya aktarıldı. Batı'da da Bağdat'ta üretilen o bilgiler geliştirildi. Çünkü İslam medeniyetinin esas üretici merkezi şeydir, Bağdat'tır. Muhtemelen İbni Fernas, Ebu Yakup el-İshak el-Kindi'nin yaptığı çalışmaları devam ettiren ama bunu deneysel olarak uygulayan, gösteren çalışmalar yaptı. Daha ileri şeyler yaptı. Kindi'nin teorik olarak meteoroloji ile ilgili ortaya koyduğu bilgileri orada laboratuvar ortamında tatbikatını yaptı. Bunu niye yapıyordu? Çünkü orada gök cisimlerinin, özellikle rüzgarların, bulutların, yağmurun nasıl meydana geldiğini ve dünyamızı saran bu oksijen kuşağının nasıl bir hareket içerisinde olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bu tamamen tabiat bilimiyle alakalı bir şeydir. İbni Fernas'ın esas çalışması budur. Astronomi ile ilgili ciddi çalışmaları var. Ancak o astronomi ile ilgili yaptığı çalışmalar günümüze gelmemiş. Bir yeryüzü küresi yaptığını ve onunla ilgili çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bir de İbni Fernas'ın mekanik saatler yaptığını biliyoruz. Senkronize bir şekilde aynı dönemde Bağdat'ta Beni Şakir kardeşler vardı. Ahmet, Muhammed ve Hasan adında 3 tane kardeş vardı. Bunlar su gücüyle çalışan, ağırlıkla çalışan mekanik saatler yapmıştı. Hatta Harun Reşid'in huzuruna gelen Şarman'ın, Korolenş hükümdarı Şarman'ın elçilerine bu saatlerden hediye edilmişti. İslam kaynakları bunu teyit etmiyor ama Batılı kaynaklarda bu hediyelerden bahsediliyor. Burada şuraya gelmek istiyorum. 9. yüzyılda İbni Fernas'ın yaşadığı dönemde onun bilimsel çalışmalarına temel teşkil edecek bilimlerin önemli bir kısmı aslında Bağdat'ta da yapılıyordu. Ve şöyle bir realiteyle karşı karşıyayız. İletişim imkanlarının yaya ve hayvan üzerinde yapıldığı bir dönemde Endülüs'ten Kurtuba'dan Bağdat'a kadar bir insanın yol alabileceği zaman süresi 6 aydır. Bir adam Kurtuba'dan çıksa Bağdat'a gelse ve tekrar dönse sadece yolculuğu git gel bir yıla tekabül ediyor. Böylesine iletişim imkanlarının yavaş olduğu bir dönemde İslam dünyasının iki ucu arasındaki bu bilimsel etkileşim dikkat çekici arkadaşlar. Anlaşılan Bağdat'taki keşifler en geç bir yıl içerisinde şeye ulaşıyor. Endülüs coğrafyasına orada. O bilimsel keşifler, teoriler üzerine yeni çalışmalar yapılıyor. Oradaki yapılan çalışmalar da tersinden Bağdat'a gidiyor. Bir medeniyetin bilim hayatı ancak böyle mümkün olabilir. Yani kendi iç bütünlüğünü sağlayıp bilginlerin hareketini, bilginlerin tecrübe ve bilgi paylaşımını sağladığınız zaman bilgi gelişebilir.
Bugün Müslüman dünyanın belki en büyük engeli budur. Bakın Türkiye toprakları içerisinde hapsolmuş vaziyetteyiz. İran'da kendi uzmanlık alanımızla ilgili yapılan çalışmalardan hiçbir surette haberimiz yok. Suriye'de yok, Irak'ta yok. Etrafımız resmen duvarlarla çevrilmiş vaziyette. Böyle bir çağda ve böylesine duvarlarla çevrilmiş bir evrende bilimi geliştiremezsiniz. 9. yüzyılda, bu 9. yüzyıl, 10. yüzyıl, hatta yakın zamanlara kadar İslam dünyası bu anlamda dikkat çekici. Mesela yine Endülüslü bir bilgin olan İbn Arabi, o da İşbiliyelidir, Sevilyelidir, Kurtuba'da eğitim görmüştür. Çıkmıştır Endülüs'ten bütün Kuzey Afrika'yı, Mısır'ı, Hicaz'ı, Irak'ı, Şam'ı, Anadolu'yu gezmiştir bir ömrü boyunca. Hiç kimse pasaport sormamıştır. Gittiği yerlerde hiçbir surette bir engelle karşılaşmamıştır. Eğer biz bilginlerin ve bilginin serbest dolaşımını sağlayamazsak bilgiyi geliştiremeyiz. Abbas İbni Fernans'ın yaptığı çalışmaların belki en dikkat çekici tarafı burasıdır. Kendisi Kurtuba'da yaşıyor ama İslam dünyasının en uzak noktalarındaki bilimsel gelişmelerden haberdardır ve onları kullanarak kendi deneylerini, çalışmalarını geliştirebilmektedir. Saatler üzerinde de çalışan Abbas Kasım İbni Firnas, daha önce hiç benzeri görülmemiş, mekane denilen bir saat yapmış ve bunu Endülüs Kralı 1. Muhammed'e hediye etmiştir. Kumdan cam imalatını icat etti ve ayrıca kaya kristallerini kesme yöntemini geliştirdi. O zamana kadar sadece Mısırlılar kristal kesmeyi biliyordu. Bundan sonra İspanya Mısır'dan kuvars ihtiyacını bıraktı. Ünlü bilgin ayrıca kendisine has metotlarla bir kısım taşlardan mükemmel cam imal etme usulünü keşfetmiştir. Kaya kristallerini kesme yöntemini geliştirmiştir. Cam sanayinin öncüsü olan Firnas aynı zamanda camın görüş düzeltme özelliğini ilk keşfeden kişi olduğu için gözlüğün mucidi olarak kabul edilir. Çok iyi bir filozof, şair ve müzisyen olan Abbas Kasım İbni Firnas, aynı zamanda İslam musikisinin İspanya'da topluma mal edilmesini sağlamıştır. Şimdi şöyle, tabii aynı zamanda şair bir adamdır. İbni Fernans'ın biyografisini incelediğiniz zaman, işte bunda edebiyat var, şiir var, musiki var, matematik var, astronomi var. Astronomi ve matematik varsa felsefe mutlaka vardır. Quadrivium deriz bunu. Eski Yunan geleneğinden de gelen bir şey, alışkanlıktır bu. Bu bakımdan o dönemde bir Müslüman alimin, bir Müslüman bürokratın ve entelektüelin sahip olması gereken nosyonlar, bunda ileri düzeyde var. İyi yetişmiş bir eleman. Sarayda yaşıyor. Endülüs Emevi halifelerinin himayesinde çalışmalarını yaptırmış. Saraylı bir katibin ve bilginin sahip olması gereken bütün donanıma sahip birisi. Abbas Kasım İbni Firnas Endülüs'te 852 yılında Kurtuba şehrindeki Ulu Cami'nin minaresinde kuş kanadına benzer kocaman kanatlar takarak kendini boşluğa bırakır. Kendisine delirmiş, hayatına kast edecek endişeleriyle bakan kalabalığın bakışları altında belli bir mesafe havada kaldıktan sonra yere iner. 852 yılındaki ilk denemesinden sonra 875'te 65 yaşındayken Kurtuba yakınlarındaki Rusafa bölgesinde Gelin Dağı'nda basit bir planörle bir uçuş denemesi daha yapar. İnişte sorun yaşar ve bacağını kırar. Bu uçuş denemeleri onu meşhur eder. Onu çekemeyen saray şairi Mümin İbni Said bir şiirinde onu alaya alır. Uçuşunda Anka'dan daha hızlıydı. Kendini kerkenes tüyleriyle kaplamış adam. Gariptir bu şiir onun uçuşu için tarihsel delillerden biri olmuştur. İbni Firnas'ın 887'de 77 yaşında ölümünden sonra çok geçmeden uçuşu tarihten silindi. İbni Firnas tarihte İlk defa havanın kaldırma gücü olduğunu keşfeden insandır. Eğer İbni Fernans havanın kaldırma gücü olduğunu keşfetmeseydi bugünkü uzay bilimi, uçaklar, gök cisimlerinin havada duruşuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmazdı. Yani bunu tesadüfen ve gevşek gözlemlere dayalı olarak yapmış bir bilgin değildir. Laboratuvar ortamlarında havanın kaldırma gücü olduğunu ilk defa tespit eden bir bilgidir. Halbuki bizim bilgilerimiz
havanın kaldırma gücü olduğuyla ilgili bilgilerin 18. yüzyılda Avrupa'da geliştirildiğine ilişkin bilgilerle doludur. Ders kitapları, bilimsel çalışmalar. Ondan yaklaşık 1000 sene önce, 880'li yıllardır İbn Fernas'ın yaşadığı dönem. Avrupalılardan yaklaşık 1000 sene önce hem havanın kaldırma gücünü biliyor, hem de o kaldırma gücüne dayalı olarak uçma denemesi yapıyor. Makkari Nefhatü't-Tib kitabında onun uçma denemesiyle ilgili bilgiler verir. Orada der ki, bir diyor satıh yaptı tahta parçalarından. Onun diyor etrafını yırtılmayacak sağlam ipek kumaşlarla donattı. Ve onlara kanatlar yaptı. Kanatlarını da dedi diyor kuş tüyleriyle şey yaptı, donattı. Kurtuba Camii'nin minaresinden kendisini diyor aşağıya doğru saldı. Büyük bir kalabalık onun gökyüzünde süzülüşünü seyretti. Yaklaşık onun anlattığına göre 10 dakika kadar Kurtuba havada kalabilmiş o dönemin şartları içerisinde. Ben kendim Kurtuba'yı ziyaret ettim, orada da göstermişlerdi. Kurtuba'nın hemen önünden nehir akar, o nehrin karşı tarafına uçmuş. Oradan 10 dakika boyunca havada kalarak yavaş yavaş iner. Ancak tahmini olarak bir şey bilebiliyoruz. Biraz sert bir iniş yapmış yere. Bir hayli yükseliyor. Minareden daha da yükseğe çıkıyor. Nasıl kendisini yukarıya çıkarabiliyorsa. Zannediyorum hava gücüyle yukarıya da çıkıyor. İnişte başarılı olamamış. Sert diyor bir iniş yaptı. O yüzden diyor hafif yaralandı. Bu deneyi yaptığı zaman ihtiyar yaşlarında, 70-80 yaşlarında. Genç bir bilgin değil. Daha sonra İbn Fernas bu denemelerini şeyde de yapıyor. Kurtuba'nın yakınında Medinetü Zehra diye daha sonra kurulacak bir şey var. Bir tepeden kendisini salıyor, aşağıya doğru uçarak geliyor. Sürekli uçma denemeleri yapıyor Kurtuba'da ve bu Kurtuba halkı tarafından da biliniyor. O bakımdan İbn Fernas'ın tarihteki ilk uçma denemesini yapan insan olarak bilebiliriz. Ortaya koymamız lazım. İki şeye özellikle vurgu yapılması gerekir. Birincisi İbn Fernas havanın kaldırma gücü olan bir cisim olduğunu bilimsel olarak ortaya koyan adamdır. İki bu kaldırma gücünü dikkat alarak uçma denemesini ilk defa deneyen adamdır. Bir de İbn Fernas'la ilgili yine Nefhatü't-Tib'de adeta bugünkü füzeleri andıran bir şeyden bahseder. Az önceki bahsettiğimiz o uçuş yaptığı şeyin aletin altına diyor kurşundan dökülmüş şey bir tank yerleştirildi diyor. Onun üzerine oturdu. Altında diyor barut vardı diyor. Barutla ateşlendi diyor. Onun diyor itme gücüyle diyor yukarıya çıkabildiği kadar çıktı. Sanki diyor gözden kaybolacaktı. Daha sonra diyor yukarıda belli bir mesafeye çıktıktan sonra diyor yavaş yavaş indi diyor. Adeta öyle zannediyorum o zamanki imkanlar niye el veriyordu bilmiyorum ama çok yüksek bir noktaya kadar kendini fırlatıyor barut gücüyle. Ondan sonra da iniş takımlarını, kanatlarını kullanarak kademe yavaş yavaş yere inmeye başarıyor. Bu uçuş denemelerinin birisinde az önce de bahsettiğim gibi sert bir iniş yapıyor. Bazı daha sonraki araştırmacılar o ölümüne neden olduğunu söylüyorlar ama biz ölüm tarihini biliyoruz. Çünkü 852'den 892'ye kadar yaklaşık 40 yıl bu işlerle uğraşmış bir bilgin bu. 887 yılında bu denemeyi yapmış. Ölüm tarihi daha sonradır çünkü. O bakımdan yani bu uçuş denemeleri esnasında öldüğü rivayetleri bana kalırsa yanlış. Çünkü uçuş denemesini yaptığı tarih ile ölüm tarihi arasında 4-5 yıllık bir zaman farkı var. Bu bakımdan İbn Fernas dünya tarihinde aslında dikkat alması gereken bir bilgin olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef bizim bilim tarihi yazıcılığımız bu anlamda başarılı değil. Daha çok biz bilim tarihini batı merkezli, Avrupa merkezli bir bakış açısından okuduğumuzdan dolayı
insanlığın bugüne gelişince çok önemli adımlar olan bu tür bilginlerin yaptığı çalışmalar, adımlar literatüre girmemiştir. Bununla ilgili belki dünya çapında İbn Fernas'ı tanıtabilecek tek teşebbüs Irak hükümeti tarafından Bağdat Havaalanı'na adının verilmesidir. Biliyorsunuz Bağdat Havaalanı'nın adı İbn Fernas Havaalanı'dır. Yani niye İbn Fernas Havaalanı verdi diye merak eden insanlar da buradan bununla ilgili bir bilgiye ulaşabilirler. Libya'da onun onuruna posta pulu basıldı. Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda onun anısına bir heykel dikildi. Bağdat'ın kuzeyindeki havaalanına İbn Firnas adı verildi. Ay üzerinde güneybatıda King ve Oswald kriterlerine yakın bir yerde 89 kilometre çapındaki bir kraterin adı Abbas İbn Firnas krateri diye isimlendirildi. Çeşitli Arap ülkelerinde bulunan havaalanları, hava üsleri ve eğitim merkezlerinde Abbas Kasım İbn Firnas ismi verilmiştir. Buralarda heykelleri dikilmiştir. Çok çeşitli eserleri bulunmasına rağmen İbni Hayyan'ın El Mukaddes adlı eserinde örneklerini verdiği bazı şiirleri dışında hiçbir eseri günümüze ulaşamamıştır.